Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün size program ya da oyun .dll bilgisayarınızda eksik olduğundan başlayamıyor hatasının çözümünden bahsedeceğim. Bunu kapatıyorum. Sorunun çözümü için öncelikle web sitemizdeki bu linke tıklıyorum ve buradan indirmem gereken bir şey var. Bunu yeni sekmede aç diyorum. Bunu indirmeden önce göstermek istediğim, burada gördüğünüz gibi 5 adet adım var. Eğer bu adımları uyguladıktan sonra hala bu hatayı alıyorsanız o zaman son adıma geçebilirsiniz. Bence öncelikle bu 5 adımı uygulayın. Daha sonra bu adımı uygularsınız. Bu sayfaya geldiğimde ise Click Here'a tıklıyorum. Microsoft'un kendi sitesi. Ve indi. Çift tıklayıp açıyorum. Evet diyorum. Normalde bilgisayarınızda update yaptığınızda bunun otomatik olarak gelmesi gerekiyor ama gelmediği durumlarda bunun eksikliğini görebilirsiniz. Microsoft DirectX standart kurulumu var. Bu kurulum tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden açıp kapattığınızda .dll eksik hatasını bir daha almayacaksınız. Ben sonraki diyorum. Kurulum devam ediyor. O devam ederken şuradaki adımları tekrardan göstereyim. İlk adımda bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda sorunun düzeleceğinden bahsediyor. Bu adımları tek tek uygulayabilirsiniz. Eğer dediğim gibi bu adımlar sonucunda hatayı almaya devam ediyorsanız Microsoft'un kendi sunmuş olduğu çözümü, yani DirectX'i yükleyebilir, sorunu çözebilirsiniz. İndirme işlemi bitti. Şimdi kurulum adımlarına geçti. Burada görüyorsunuz .dll'leri yüklüyor. Tüm hata aldığınız eksik .dll dosyalarını tamamladı. Burada yapmanız gereken son işlem ise bilgisayarınızı yeniden başlatmanız. Burada anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız, bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.